Değerli izleyiciler, Balkanları Geziyoruz programında yeni bir bölüm ile karşınızdayız. Yolculuğumuz son hızıyla devam ediyor. Bugün Saraybosna'dayız. Yerel diliyle Sarajevo, yani Saray Ovası ama bugünkü söyleniş şekliyle Saraybosna. Bizi ekranda gördüğünüz gibi kurşun yaralı evler karşıladı. Bundan yaklaşık 30 yıl önce acı bir savaş meydana geldi bu topraklarda ve ilk girişte gördüğümüz binalarda halen orada kurşun izleri, halen savaşın izleri duruyor. Gördüğünüz gibi küçük bir kilise ve hemen yanında modern yüksek katlı binalar Saray Ovası, Saraybosna'ya hayat veriyorlar. Burada kurşun delikleri halen duran, tamiratı tam olarak yapılmamış, savaşın izlerini taşıyan bir binayı sizinle paylaşayım. Bakın yakından baktığımız zaman bu gördükleriniz muhtemelen otomatik silah izleri. Saraybosna'nın da kendine has bir mimarisi var. Biraz Türk esintileri, biraz Avusturya, Macaristan esintileri taşıyor. Oldukça güzel binalar ama bazıları da biraz derme çatma. Dağların zirvelerine haç koymuşlar. Ancak orada güzel bir camimiz adeta bize el sallıyor gördüğünüz gibi. İnşaat mühendisi olunca güzel yapılar hemen dikkatimi çekiyor. Gördüğünüz yapı bir kültür merkezi. Saraybosna'da güzel binalar var. Ancak bu güzel binaların birisinde bizi gülümseten bir sürpriz de var. Binanın bahçesinde Türk bayrakları. Bu uzak diyarlarda bayrağımızı görmek bizleri mutlu ediyor. Adeta Anadolu'nun bir köyünde gibiyiz. Gördüğünüz gibi kubbesiz, çatılı bir cami. Denizdeki camilerimize ne kadar çok benziyor. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın çıktığı köprüden geçiyoruz. Burada Arşidük Ferdinand'a bir Sırp milliyetçi suikast düzenliyor ve Birinci Dünya Savaşı'nı çıkaran Kıvılcım işte bu köprüde, bu topraklarda atılıyor. Geçtiğimiz topraklar bu kadar önemli. Yine bir camimizin yanında durduk. Anadolu'nun bir ilçesi, bir köyü, bir ilinde gibiyiz. Bu da otobüsteki tüm yolcuları, misafirleri gülümsetiyor değerli izleyiciler. Saraybosna'da çarşıya doğru yolculuğumuz devam ediyor. Ancak her noktada Türk izlerini, Türk mimarisini, Türklere özgü cami yapılarını görmek mutluluk verici. Evet, sonunda otobüsten iniyoruz. Bizi burada Saraybosna'da yerel rehberimiz karşılıyor. Şimdi yerel rehberimiz anlatıyor, biz dinliyoruz. Yok, bana da gerek kalmayınca ben burada kalmam için siz gözünüzü açın. Olmaz mı? Olmaz mı? Çıplak sesle ezan okumaya devam eden bir cami. Saraybosna, Saray Ovası, çarşıları bizim kale içi gibi. Anadolu'nun hangi kentine gidersek gidelim birbirine çok benzeyen çarşılar görüyoruz. Burası da Gümüşçü, Kitapçı, ve dilleri de bize çok benziyor. Lehçeleri onların dilinde bile okusak anlamamız mümkün. Bir yapı var. Yapının altında da Türkiye'deki örnekler gibi bir sokak. Anladığınız gibi biz kahvemizi meydanda içeriz. Sadece daha hareketli olduğundan dolayı.
Fakat Sanya biz daha otantik bir yeri tercih ederiz diyorsanız 1551 senesinde inşa edilen Moriçe Hanı tavsiye ederim. İçerisi en azından Evliya Çelebi'nin yazdığına göre her şey tamamen eskisi gibi. Fakat burada en fazla anlatmayı sevdiğim şey buradaki yollar. Osmanlılar böyle yolları özellikle inşa ettiriyorlar. Doğrusu birkaç neden var ama ikisi çok enteresan. İlki sağlık. Üzerinde yürüdüğünüzde tabanlarınıza masaj yapılıyor ve direkt olarak sırtınız düzeltiliyor. İkincisi ise mütevazi. İnsanlar havalı havalı değil, önüne bakarak yürüsünler diyor. Biz de öyle mütevazi bir şekilde devam edelim mi? Edelim. Saraybosna'da yine baklavaları görüyoruz, lokumcular. Saraç yani dericiler. Tamam. Bir camiye geldik. Gitti mi? Çok güzel bir cami bizi karşılıyor. Mukarnas bir kapısı var. Son sahanlıkta iki tane kıble yerini gösteren yine mukarnas işlemeli mihraplar. Ahşap bir Türk ışıklı balkon. Ve bir türbe var burada. Fazla duyacağını kutup kaldı. Gazi Usre Bey Beyazıt'ın torunu ve 1521 senesinde Sultan Süleyman'la birlikte Belgrad'a gitti. Bosna'ya gönderiliyor ve Bosna o yıllarda küçücük olduğu için direkt olarak inşasına başlıyor. Mantıklı olarak ilk başta cami değil mi? Değil. Caminin temiz kalabilmesi için caminin cümle kapısından 41 adım ileride dünyanın bildiğimiz Alaturka tuvaletinin ilk örneği getirildi. Tuvalet hala aynı yerde, hala aynı faaliyet, tek farkı artık beleş değil. Tuvaleti bitirdikten sonra caminin inşasını devam ettiriyor ve cami 1531'dir. Bakın burada en ilginç şey şuradaki taş. Böyle baktığınızda dersiniz ki ha binek taşı. Ben de seve seve derim ki değil. Bir gün ezan beklerken ezan gelmeyince Gazi Usre Bey geliyor, kızıyor, müezzini çağırtırıyor ve diyor ki ezan niye okumuyorsun? Paşam her taraf uzanmış, o nedenle minareye çıkıp ezan okuyamıyorum. Tamam diyor paşa, bu defa affedilmişsin. Ama emrediyorum bundan sonra ta kıyamet gününe kadar bu camide artık ezan sesi eksik olmayacak. Kendisi o taşı koydurduruyor ve diyor ki minare müsait olmayınca ezanı buradan okuyacak. Son savaş sırasında minare yıkık olduğundan dolayı bunun gerçek olduğunu öğrenmiş. Ama taşa bir de dünyada başka bir yerde olmayan bir meslek bağlı. O taşa her sabah kuşlara ve kedilere su doldurmak için bir beyefendi halen Gazi Usre Bey vakfından maaş almaktadır. Bir mesleğimiz daha var. Bu vekit ya da muvakit. Yani saati ayarlayan zamanı ölçendir. Ve saate baktığınızda dersiniz ki Sanya müvekkitiniz tembel. Ben derim ki hiç de değil. Halen günde iki defa saate çıkıp ayarlıyor ve saat tam zamanı gösteriyor. Sadece ay yılışına göre zaman vakitleri gösteren saat. Hicri saati ve dünyada tek. Müvekkit değilim. Tek bildiğim bu saatte 12 olduğunda akşam namazına vakit gelmiş olduğunu anlatıyor. Gazi Usre Bey buraları bir kulle olarak düşündüğü için hemen karşımızda Gazi Usre Bey kütüphanesi. Kurşunlu Medresesi, Gazi Usre Bey Hanegahı ve Gazi Usre Bey Medresesi. Tüm bunları işletebilmek için para lazım olduğundan dolayı Gazi Usre Bey çarşı içerisinde 280 dükkan, 2 tane han, 1 tane kervansara, 1 tane bedestan, 1 tane hamam ve sayı bilinmeyen aş evi inşa etti. Küçücük bir yerden Osmanlıların 16. yüzyıldaki ikinci şehri inşa ettiriyor.
1541 senesinde vefat ediyor ve bedeni Büyük Paşa olduğuna rağmen İstanbul'da değil. Hala Saraybosna'da, Büyük Türbe'de, Küçük Türbe'de, Büyük Paşa'sında Çifte Çeşme dedikleri yer var. Derler ki sağ tarafta su içen mutlaka bir daha Bosna'ya geri dönüyormuş. Sol tarafta su içen Bosna'da evleniyormuş. Boşanmak isteyen olursa her iki taraftan su içmek zorunda kalıyormuş. Oysa hiç içmeyen de pişman oluyormuş. Tabii, harika bir uydurma. Bizde sadece bir şiir var. Ve şiir diyor ki çarşıda, çeşmeden değil, çeşme bahane. Çarşıda nerede olursa olsun su içen mutlaka bir daha Bosna'ya geri dönüyormuş. Ama güzellikten dolayı, insanların misafirperverlikten dolayı, güler yüzlü olduğumuzdan dolayı, hiç de değilse Gökhan abi gibi iş icabından dolayı. Yerel rehberimiz Bosnalı ve oldukça esprili bir hanım. Gelen bir dersin. Ahşap kaplama bir tavan var. Evet, neresi gibi değerli izleyiciler? Aynı Muğla evleri gibi yaka evlerinde gördüğümüz ahşap işçiliğinin aynısı. Bir çadır var. Saraybosna. Halen Türk kültürünün bütün izlerini taşıyor. Yine burada bir Bezistan, Bedesten tekstil çarşısı var. Saraybosna'nın en güzeldi. Saraybosna'nın kültürlerin bir de şeyi yok. Sol tarafta Osmanlı, sağ tarafta Avrupa. 500 metre içerisinde 5 farklı dini yapı. Cami, sinagog, katedral, Ortodoks kilisesi ve diğer tarafta Protestan. Kusura bakmayın ama Mardin'de bile olmayan şey. Dünyada tek bir yerinde var, o da Kudüs. O nedenle bu şehrin lakabı Avrupa'nın Kudüs'ü. Batısına devam ettiğinizde 80 metre ileride sağ tarafta nefis bir yapı. 1889 yılında Avusturya-Macaristan tarafından inşa edilen bir kilise. Daha sonra Papa tarafından ziyaret edildiği için katedral kuruluyor. Ama Sanya, bir de sönmeyen ateş diye bir şey varmış. Gerçekten var mı? Var derim. Buradan dümdüz 400 metre ileride sağ tarafta ateş görürsünüz. Ama hayal kırıklığına uğratırım. Sönmeyen ateş değil. Gazla çalışan ve adı sönmeyen ateş olan anadır. 1946 senesinde 2. Dünya Savaşı'nda vefat eden tüm şehitler için yapılan bir anıdır. Ve gerçekten o günden bugüne kadar sadece bir defa. Kendi evlerinde eşya parçalayıp ateşi devam ettiriyoruz. Yukarıdakilere bir mesaj gönderebilmek için. Bizleri asla ve asla söndüremezsiniz, bizi alevlenmeye devam ediniz. Bu sözümüzü yerine getirdiğimiz belli. Hala yanıyoruz, hala ortalığı yakıyoruz. Ve son olarak şunu diyorum. Gerçek Saraybosnalı üç şeyden korkar. İlki rüzgar. Hatta dalga geçeriz deriz ki kurtuda çıkıyoruz. İkincisi çok sevdiğimiz, çok saygı duyduğumuz birinin önünde rezil olmaktan ve umarım rezil olmadan. Üçüncüsü ise benim için en önemli, gerçekten çok önemli. O da başkasının hakkını yemekten. Size karşı yanlış bir şey yaptıysam hakkınızı helal edin. Benden bu kadar ve artık o alkış patlasın. Reis. Büyük bir dev bir katedral. Sen bu işi çözdün. Tam sesini de duyuyor olmalısınız. Bir
tarafta kilise ama bir tarafta da yine paganizme dayalı heykeller var, kahramanları. Evet, biraz daha yürüyelim. Hem etçiyi hem de sönmeyen ateş verdiği arabadan bölüme kadar sizi götürmüş olayım. Rehberimiz önde, biz arkada Saraybosna sokaklarında yürümeye devam ediyoruz. Bakalım hangi güzellikleri göreceğiz. Şöyle bir saniye unutalım. Bu bölüm Avusturya Macaristan tarafından işgal edilince kendi mimarilerine uygun şekilde yenileniyor. Eski Bosna'nın, Osmanlı İmparatorluğu altındaki Bosna'nın yapıları yıkılıyor. Bu bölgedeki yapılar Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun izlerini taşıyor. Bu bölgede uzun süre Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun hakimiyeti altında kalmış, sönmeyen ateş Bosna halkının özgürlüğünü, bağımsızlığını simgeliyor. Yapıyı da biraz is yapmış bu arada gördüğünüz gibi. Sönmeyen ateşin önünde geleneksel fotoğraflarımızı da çektiriyoruz ve bu bölgeden ayrılıyoruz. Değerli izleyiciler, Saraybosna ya da Sarayova kentindeyiz. Bulunduğumuz bölge Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun işgali sonrasında Avusturya Macaristan İmparatorluğu tarafından yenilenen bölge. Genellikle barok tarz yapılar görüyoruz. Sarayova'da biraz evvel sönmeyen bir ateş var, onu gezdik. Bu bölgeye has kuru et varmış, onu gösterdiler ama biz kuru et almaya cesaret edemedik. Ve dikkatimizi çeken bir husus, burada çok sayıda yine dondurmacı var ve bu bölgeye has tatlılar var. Sizler için onların tadına bakacağız ve Sarayova'yı, Saraybosna'yı gelin birlikte gezelim. Çok güzel bir katedral inşa edilmiş. En üstte Hazreti İsa karşılıyor insanları. Fakat kapalı. Değerli izleyiciler, Sarayova, Saraybosna'da büyük bir meydandayız. Sol taraf Avusturya Macaristan tarafı, sanki sağ taraf bu taraf Osmanlı tarafı gibi görünüyor. Arkamızda çok büyük bir katedral var. Katedralin girişinde Hazreti İsa'nın heykeli, kapıda yine kendi dinlerine göre kutsal unsurlar, haç ve müjdeciler geliyor, güvercin bir şeyler getiriyor gördüğünüz gibi. Ancak kapı kapalı, içeri giremiyoruz. Burada yine bir zamanların papasının heykeli yapılmış. Papa gördüğünüz gibi burayı ziyaret ettiği için o günün anısına bırakılmış. Sarayova sokaklarında sanatçılar dahi Türk. Bana mısın?
Osmanlı izlerini yine gururla görüyoruz. Burada bir camimiz var ve caminin haziresinde kavuklu Osmanlı mezarları o günden bugüne duruyorlar. Bir taş, Selçuklu, Osmanlı her izi üzerinde barındıran bir cami. Caminin son sahanlık bölümü ve ahşap bir kapıyla giriliyor. Bir taş duvarlı, oldukça güzel bir cami. Sarayova'da Hacı Niyazi bir çikolatacı dükkanı. İstanbulluların çok güzel bir dükkan ve oldukça sıcak insanlar. Sarayova'da Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası'nı görmek bizim için mutluluk verici. İzleyiciler, Saraybosna'da gezmeye devam ediyoruz. İster Sarayova, ister Saraybosna, Sarayovası kenti. Bulunduğumuz yer Gazi Hüsrev Bey Vakfı'na ait bir müze. Sol tarafta Gazi Hüsrev Bey'e ait, onun tarafından yaptırılan bir camiyi görüyoruz. Bu caminin güzel özellikleri var imiş. Nedir derseniz, bu camide 5 vakit canlı sesle ezan okunuyor. Bulunduğumuz yer ise bu camiye ait, yine burası bir külliye gibi yapılmış bir müze olarak işletilen bölüm. Gazi Hüsrev Bey'in ailesi, doğumu, Gazi Hüsrev Bey ile ilgili bilgiler burada verilmiş. 1480'den başlayarak 1541'de vefat etmiş. O günlere ait bir gravür. Bu gravür oldukça ünlüdür. Bütün tarih kitaplarında bulunur. Vakıfname senedi. Buraları muhtemelen bir han olarak işletilmiş, oda. Her odada farklı bilgiler var. Yine bir ocak. Burası bir başka oda. O günden bugüne bu vakıfta hizmet edenlerin fotoğrafları, isimler hep Türk Müslüman isimleri, Sabanoviç, Usulovic gibi Yugoslav artık isimleri alınmış. Gazi Hüsrev Bey Medresesi ve bu medresede çok sayıda bu bölgede yaşayan insanlar İslam bilimleri öğrenmişler. Caminin ve planı. Bu odada bir Türkçe film izlemek mümkün. Gazi Hüsrev Bey'i anlatan. Bu karnas usulü süsler.
Hacı Hüsrev Bey'in soy kütüğü. O günlerden kalan sancaklar. Sokullu Mehmet Paşa da ünlü Sokullu Mehmet Paşa'nın görevlendirdiği bir kişi Gazi Hüsrev Bey. İbrikler, abdest alma ibrikleri ve büyük bir el yazma Kur'an. Büyük bir seccadeye giriyoruz. Ve Türk mavisi olarak adlandırabileceğimiz mavi bir halı seccade. Gazi Hüsrev Bey bu bölgenin İslamlaşmasında büyük rol oynamış. O zaman kullanılan saat gölgelikler bir çeşit eğitimde kullandıkları yön, matematiksel hesapların yapıldığı açı ölçerler. Bunlar çok eski endazeler. Bizim eski medreselere, bu medresenin bir benzeri de Birgi'de vardır. Denizli'de de buna benzer bir medrese var. Bir Selçuklular zamanından kalma ancak onun ancak temel yapıları görülebiliyor, yıkılmış durumda. Geçmişin Saraybosna'sı, camileri, buraların aslında bir Osmanlı kenti olduğunu, Türk kenti olduğunu bizlere gösteriyor. Burada bir minare alemi var. Eski halinden bugüne nasıl geldiğini de gösteren restorasyon bakım çalışmalarının fotoğrafları. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Burada da vakıfnameyi komple bulmak mümkün. Değerli izleyiciler, sizlere vakıfnameden biraz bahsedeyim. Buraları neden vakıf? Çünkü vakıf olduğu zaman herhangi bir işgal, ülke değişimi esnasında vakıflar aynen kalıyor. Yani yeni devletin eline geçmiyor. Buraları vakıf olarak kurulduğu için o vakıf sahiplerine, vakıf evlatlarına sürekli aktarılıyor. Bu tüm dünyanın vakıf hukukuna göre böyle. O yüzden bu camiler bugün ayakta, bu eserler bugün ayakta. Vakıf ve vakıf evlatları bunlara bakım yaptığı zaman ayakta kalmaya sonsuza kadar devam edecekler. Vakıf aslında bir Osmanlı'da buluşudur. Ama tüm dünya artık bu vakfı benimsemiştir. Burada da bir vakıf senedi var. Bu senet tüm dünya tarafından tanınıyor ve buraları kesinlikle yıkılmıyor. Gazi Hüsrev Bey Vakfı'nın bu medresenin olduğu yerde tam ortada ortamı serinleten bir şadırvan var. Buraya gelmişken, buraya emeği geçen herkese bir Fatiha okuduk ve buradan, bu soğuk sudan biz de içtik. Bu hayrı yapanların, ölmüşlerinin ruhuna değsin. Buz gibi bir su, çok güzel bir eser bırakıp gitmişler. Değerli izleyiciler, Gazi Hüsrev Bey caminin yanındayız. Caminin son sahanlık bölümünde iki tane mihrap
yani namaz kılma yönünü gösteren Bukarnas tarzı süslenmiş yerler var. Ve buranın en ilginç noktası buradaki şadırvan. Şadırvanın üstü bize Muğla evlerini, Akyaka evlerini hatırlatıyor. Ahşap kaplanmış, sanki Muğlalı bir ustanın elinden çıkmış gibi. Şimdi camiye doğru gidelim. Caminin girişi burası. Fakat ibadet saati olmadığı vakitler kapalı cami. Ziyarete kapatılmış. Ahşap bir kapısı var. Altın varaklarla süslü. Mukarnas dediğimiz bir süslemeyle süslenmiş ve oldukça güzel. Biz bu yapı tarzını Selçuklu mimarisi olduğunu biliyoruz. Her iki tarafta da yine mihraplar tarzı, süslemeler Mukarnas tarzı. Yukarıya baktığımız zaman, şurada gördüğünüz gibi yukarıya baktığımız zaman Mukarnas tarzı görüntü. Ve bu eserler, bu tarz daha ziyade hem Selçuklu hem Mimar Sinan'ın bütün yapılarında kullandığı tarzdır. Caminin bu bölümüne son sahanlık denir. Son sahanlığın üst taraflarına baktığımız zaman kalemişi, el süslemeleri var. Bu cami de oldukça güzel süslenmiş. Caminin en dışında mermer sütunlar. Mermer sütunlar da yine Mukarnas tarzı köşelerle süslenerek sütunlar yapılmış. Kubbeli, tek kubbeli bir cami. Ve bu caminin özelliği de 5 vakit boyunca canlı olarak mikrofonsuz mutlaka ezanın okunmasıymış. Bu cami de Saraybosna'ya hayat veren camilerden birisi. Mutlaka buraya gelirseniz uğrayın. Hacı Hüsrev Bey Camii'nde, Gazi Hüsrev Bey Camii'ni de görmek nasip oldu. Bosna'da afyon tarzı, bizim Anadolu tarzı tatlılar, lokumlar oldukça yoğun. Sahibi Türk mü bilmiyorum ama Turkish Delight'ları görmek bizi memnun ediyor. Değerli izleyiciler, Saraybosna'yı gezmeye devam ediyoruz. Evet, Türkçe bir yazı var arkamda. Bezistan. Boşnak dilinde, Boşnak dilinde pek çok sokak yapılan işle anılıyor. Ve burada Bezistan, yani Bedesten bizim dilimizde bildiğiniz gibi. Yani bir tekstil çarşısındayız. Bakırcı, demirci, nereye giderseniz gidin Türkçe olarak sokaklar adlandırılmış ve Boşnak diline de geçmiş. Şimdi gelin Bezistan'ı beraber gezelim. Tarihi bir çarşı, bir kemerli bir giriş taç kapı yapılmış. Yine kemerli bir kapıdan giriş yapıyoruz. Türkiye'de de Bergama'dan Bursa'ya, Çanakkale'deki Aynalı Çarşı'dan İstanbul'daki Kapalı Çarşı'ya kadar ya da Mısır Çarşısı gibi gördüğümüz çarşılara benziyor. Her türden hediyelik eşya var. Boşnaklar ile Anadolu Türklerini çok ayırmak zor, bize çok benziyorlar. Türk zannettiğim bazı insanlar Boşnak çıktılar.
Özellikle bazıları İslam dininden olduğu için, bazıları türbanlı. Çok sayıda Türk de zaten Balkanlara bu sıra can veriyor, hayat veriyor. Gezen turistlerin büyük bir bölümü Türk. Yapının bazı bölümlerinde pişmiş toprak kullanılmış. Ama üst yapı pişmiş topraktan ziyade taş ve kemerli. Arada kemerler, kirişler böyle yapacak şekilde güçlendirilmiş. Birkaç giriş noktası var çarşıya. Ahşap bir muhtemelen aydınlatma için kullanılan unsurlar tarihten bugüne değişmiş. Toka, bizim Selçuklu usulü hediyelikler. Her türden hediyelik eşyayı bulmak mümkün. Daha ziyade küçük hediyelikler var çarşıda. Aynı Türkiye'deki gibi aktarlar, koku dükkanları, tekstil ürünleri, çanta, deri, ayakkabı. Ama güzel bir yapının içindeyiz. Serinletilmiş. İlginç bakır ürünleri var. Çok tanıdık gelmiş olmalı. Adeta Şirince'deki bir sokak gibi. Hareketlilik daha ziyade dışarıda. Ama burada da yoğun bir turist ziyareti var. Ramiz Kafe ve Galatasaray yazılı. Saraybosna'da yine kendimizi Türkiye'de gibi hissettiren hususlar. Birincisi lavanta. Bizim geleneksel tatlımız lokma döküyor gibi. Ama lokma değil, tulumba tatlısı.
Buradaki dondurmacılar da aynı. Maraş dondurması. Burada da yine eski tarihi bir dükkan, restoran olarak kullanılıyor. Ama yazıtı duruyor gördüğünüz gibi. Noster'dan farklı olarak burada Marsilya tipi kiremitler var. Sarayova'da kitapçıların önündeyim. Harun Hociç, Temiz Bosna toprağında secde. Bir Türkçe kitap. Yine İlmihal, Kur'an-ı Kerim tarzı kitaplar yoğun bir biçimde var. Ve Fatih Sultan Mehmed'i anlatan bir kitap ile karşı karşıya kalmak burada insanı mutlu ediyor. Mesnevi'nin Türk etkisini, Anadolu etkisini her noktada görebiliyoruz. Levhalar Türkçe olsa kendimi Türkiye'de zannedeceğim. Her noktada Türkler var gördüğünüz gibi. Burası Sarayova, Saraybosna, Zanaat Çarşısı. Her türden sanatı bulmak mümkün. Ve genellikle tüm gruplar burada tura başlıyorlar. Kalabalık onu gösteriyor. Geliyor gruplar. Ve yine yanımızda çok güzel bir cami var. Taş duvarlı, tek kubbeli minaresi olan bir cami. Saraybosna adeta bir Anadolu kenti gibi. Camileriyle, gördüğümüz mimarlığıyla, mimari eserler ve satış dükkanları, her türden iş Türkiye ile birebir aynı. Türk kültürünün izlerini çok net bir biçimde görebiliyoruz. Evet, oturup çay içilen bir mekan bile var. Anadolu adlı bir dükkana geldik ve burada oturup çay ya da kahve içiliyor. Herkes... Sağlık sen de okuyun. Saraybosna'da en büyük problem ya da bu bölgede, Balkanlar gezisindeki en büyük problem Türk çayı bulabilmek. Çok nadir çay bulunabiliyor ve Balkanlara geziye gelecek olanlara tavsiyem yanlarında sallama çay, Çaykur'dan, Lipton'dan çay getirmeleri. Sıcak su bulmak mümkün. Bu durumda çay ihtiyacını giderebilirler. Thank you.
Evet hocam, buradayız. Saraybosna'da bir akşam yemeği yiyeceğiz. Geldiğimiz yer Aeroplan, bir restoran. Giriyoruz. Bakalım bugün nasıl bir yemeğimiz olacak. Sankim Muğla'da Akyaka'da bir eve gelmiş gibiyiz. Bir Muğla evi gibi. Tavanı ahşap kaplı. Ekibimiz yemeğe oturdu. Buranın en ilginç noktası tavanı. Tavanı Akyaka evleri gibi. Ekip şefimiz Ekrem Bey fotoğraf çekiyor. Siz ayrı gardansınız. Ben de video çekiyorum. Ve yemekte bir sürpriz var. Thank you.
Eski avlulu bir Osmanlı evinde akşam yemeğini yedik. Restoranımız burasıydı. Oldukça keyifli geçen bir akşam yemeğinden sonra otelimize dönüyoruz. Çok güzel bir Balkan gecesi, Bosna Hersek eğlencesiyle, neşeyle yemeğimizi tamamladık.
Ve burada bu bölümün de sonuna gelmiş olduk. Yeni bir bölümde buluşmak dileğiyle.